Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam kız kardeşimin hikayesi var. Hı hı. My Sister's Keeper. 2009 yapımı bir Amerikan filmi. Ee, yönetmeni çok tanıdık bir isim. Nick Cassavetes. Evet. Ee, John Babası John Cassavetes. Amerikan sinemasının en önemli simge yönetmenlerinden bir tanesi. Bağımsız sinemasının öncüsü neredeyse. Hı hı. Hem estetik olarak hem anlattığı filmler olarak da her zaman avantgard çizgide yer alan bir yönetmen. Hı hı. Bir kere her şeyden önce oğlu onun gibi avantgard değil. <laughs> oğlu onun gibi sistem dışında değil. Evet. Babası bir oyuncuydu. Çok ünlü bir oyuncuydu. Tabii. Ee, ve o filmlerden kazandığı parayla da o kendi filmlerini finanse ederdi. Oğlu ise aslında en başından beri e, her zaman Hollywood sistemin içinde oldu. Onun hayat hikayesinden de konuşabiliriz aslında biraz. Tabii. Kasa betsin. Hı hı. Ee, annesini de ihmal etmeyelim. Tabii. Ee, General Rollins. Ee, yani çok iyi bir oyuncu gerçekten. Ee, hem eşinin filmlerinde hem onun dışındaki filmlerde. O da bağımsız sinema'nın yıldızlarından bir tanesiydi. Ee, gerçi ilk filmlerini de birlikte yaptılar hani. Ee, yani evet. anne An o An ilk film. Anhuktu Evet evet. Yıldızların altındaydı yanılmıyorsam Türkçe'deki e, ismi. Hoş bir filmdi fakat yani Nick Casavetes bence e, beklenen ne veremiyor kendisinden. Galiba arkasında iki efsane var diye insanın öyle ebeveynleri olursa o baskıdan bir türlü kurtulamaz. O da zaten film endüstrisinin içinde büyüdüğü için... E, böyle biraz disteksiz gibi zannediyorum ama sonra işte armut ağacının dibine düşer misali öncelikle senarist kimliğiyle ortaya çıktı. Yönetmen olarak da hiç fena değil. Mesela She's So Lovely filmini zannediyorum hemen herkes sever, hoştur. E, ama zaman içinde bakıyoruz ki Sistem içinde kalmayı tercih ediyor. Yani senaryolarımı yazayım diyor. Mesela The Notebook gibi e, filmler yapıyor. Yani çok e, şey diyelim hani Amerikan sinemasında sevilen e, işte romantik filmlerden bir tanesi. Ama yani büyük bir çıkış yahut babadaki orijinallik yok kendisinde. Şimdi eleştirmen bakış açısıyla aşağı yukarı tüm eleştirmenler buna yakın fikirler Hı -hı. düşünüyor. Buna yakın fikirlerimiz var hepimizin. Evet, evet. Ama Hollywood çevresine baktığımızda yani Kasetevitsin önündeki film listesindeki yapılan işler yani o evet. filmlerin box office sonuçları çok başarılı. Yani Notebook mesela o dönemin yani gösterime girdiği yılda çok beğenilmişti. Sonra müthiş bir DVD satışı yaptı. Evet. Tüm dünyada böyle seyredilen bir film oldu. Tabii, yani Evet. Evet. Sonuç olarak tam babasının tersi bir kariyerinde babasının <laughs> tersine gidiyor. Çok ilginç bir şekilde. Babası düşük bütçeli sanat filmleri çekiyor. Onların böyle çok düşük dağıtım ağlarında gösteren bir festivallerde bilinen bir yönetmen. Ama kendisi bayağı Hollywood yapımcılarıyla çalışan ve çok para getiren filmlere imza zaten bir yönetmen. Şimdi mesela bu akşam filmde orta bütçeli bir film. Ama dünyada gayet iyi, hoş bir iş yapmış. Yani 96 milyon dolara yakın bir hasılatı var. Hiç fena değil bu Amerika hasılatı ki dünyadan toparlamıştır bence. Yani iş yapan filmlerin biliyor ve onları çekiyor. Yalnız gençlik yıllarında ilginç bir nokta var ben yani sinemacı bir ailede büyüdüm. Sinemacı olmak istemiyorum diyor. Evet. Ve basket, o basket oynamak istiyor. Basketçi olmak istiyor. Bir üniversiteden de tam bir burs kazanıyor galiba yanılmıyorsam. Uh -huh. Fakat sonra belirli bir noktada bir sakatlık geçiriyor. O sakatlığı geçirdikten sonra kariyerine bir yön vermesi gerekiyor. Yani artık sporculuk yapması mümkün değil. Ve işte tam senin dediğin oluyor. Armut dibine düşer, <laughs> teslim oluyor kariyerine ve New York'ta dramatik sanatlar okuluna gidiyor. Ondan sonra da zaten dediğin gibi sinema dünyasına giriyor Şu an İlgiç öyle çok fazla saldırgan bir yönetmen değil. Her yıl bir filmim olsun diye bir derdi yok. Yok. E, tam tersine yani böyle zamana yayıyor projelerini benim gördüğüm. Böyle birkaç yıl içerisinde Hı -hı. proje bekletebiliyor, çekebiliyor. Oyunculuk da yapıyor aynı zamanda. E, filmlerde doğru. de oynuyor. Öyle çok ünlü bir oyuncu olduğu söylenmez. Hemen e, gördüğümüz zaman tanıyacağımız. Ama oyunculuk yönünde var. Hatta sinemaya da babasının filmlerinde sette çocuk oyuncu olarak başlıyor. Tabii tabii doğru hem babasından hem annesinin de olduğu eee Evan and the annesiyle birlikte oynuyor evet. anlıyorsam. E, yani dediğim gibi büyük bir baskı unsuru öyle ebeveynlerin olması. Dolayısıyla hani agresif davranmayarak hani iyi bir proje olduğunda hani kendisini mahcup etmeyecek e, filmlere imza atarak devam etmesi iyi. E, yani bu filmin senaryosunu birlikte yazdığı Jeremy Levin'de öyle aslında. Onu da şimdiye kadar 11 tane senaryosu var. İki tane de yönetmenlik yaptı. Bir tanesi gayet hoş bir filmdi. Don Juan de Marco biliyorsun. Yani hem bu Don Juan efsanesini yeni bir anlayış getiriyordu. Son derece çağdaş bir yorumla ele alıyordu. Girl on a bicycle yaptı bisikletli kız. Ama onun dışında o da yönetmenliğe böyle agresif bir şekilde devam etmedi. Senaristliğe devam etti. Evet, Nick Cassavetes ile ilgili birkaç notum da var benim. Mesela e, 2014 yapım filmi vardı, Other Woman diye. Mesela bu romantik komediye çok yakın. Evet. Yani türler arasında çok rahat gidip gelebiliyor. John Q var, 2002'de. Hı -hı. Denzel, Denzel Washington oynadığı evet. bir film. Türler de farklı, yıldızlar da, yıldızlarla çalışıyor, starlarla çalışıyor. Ve bir de, e, söyledim mi sen hatırlamıyorum ama onu da söyleyelim. She Solarly'yi like, sevmemizin, seni de sevme nedenlerinden Hı -hı. bir tanesi babasının senaryosu olması. Babasının senaryosu diyebiliyorum evet. ben. O filmde de Şampen, Robin Hı -hı. Wright ve John Travolta gibi üç yıldızla çalışıyor. Yani böyle Doğru. ikinci filminde çok sıkı bir başlangıç yapıyor. Evet. O bütün dünyayı dolaşan bir film oluyor. Ee, bu akşamki film de duygusal bir film. Ee, göreceğiz hani belirli tartışmalar var ama hakikaten göz, gözümüzü yaşartacak <laughs> sahneleri de olduğu kesin. Doğru. O tarz filmlerden. Yani Ben genelde işin içine çocuklar girince ağlarım ama bu sefer ağlamadım. Ee, burada da işte dönemin artık genç kızı olan e, bir şey çocuk oyuncu var Abigail Breslin. Biz onu e, Little Miss Sunshine'la e, tanıdık. E, sevgili küçük gün ışığım değil mi? Türkçesi. E, çok sempatik, çok canlı, insanın böyle beyaz perdede görür görmez hani kanının kaynadığı çocuk oyunculardan. Hani böyle aşırı güzel Kukla bebek gibi olanlardan değil. Ama çok yetenekli bir çocuk oyuncuydu. Bakalım yetişkin halinde de öyle olacak mı bilmiyorum ama son derece yoğun bir şekilde çalışıyor o da. Birbirinden çok farklı türde filmler çekiyor. Yani zombi filmi de var filmografisinde. Yani bu akşam izleyeceğimiz gibi son derece duygusal filmler de var. Yetişkinliğe adım attığında belki o da Drew Barrymore ya da Christina Ricci gibi kariyerini devam ettirecektir diye umuyorum. Evet, ki e. Breslin e, doğar yani işte do, 96'da doğuyor, 99'da reklam filminde oynuyor. <laughs> ya yani gerçekten hani setlerde büyüyen bir tarafı var. Yeah. Ben o filmi yani o Little Miss Sunshine'da gösterdiği performansı çok beğenmiştim. Çok. Hayranlık uyanıcı performansı. Bence de. Oradaki oyuncular da setteki oyuncular da zaten teslim etmişler. bu kızda özel bir şey var. Özel bir ışık var demişlerdi. Ben yanlış hatırlamıyorsam o Oscar'a bile aday, aday gösterildi ya yani oldu. o filmde. Sadece Oscar'a değil işte şeye de oyuncular birliği de aday gösterildi. Yardımcı dalında aday gösterildi çünkü Oscar için ve Amerikalılar için şu mesele çok önemlidir. Senin oyunculuğun tek başına bir şey ifade etmez. Sen oyunculuğunla filmi yükseltiyorsan, evet. o filmin kalitesine çok önemli şeyler katıyorsan o zaman seni hemen aday gösterirler. O da filme çok şey katıyordu. Yani o <laughs> yani onsuz o film olmazdı yani. Bunun altını çizelim. Evet, bu film de bence gayet iyi. Yani evet. filmin, hakikaten yıldız oyuncularından birisi. Çok genç aslında. Yani de ama yani Çocuk şu anda canım. evet son yıllarda <laughs> kariyerini çok iyi yönettiği söylenemez. Mesela bu akşam seyredeceğimiz evet. film gerçekten iyi ki oynadı diyebileceğimiz filmlerden evet. bir tanesi. Ama e dediğim gibi şu anda başrol, büyük ihtimalle menajeri başrolden aşağı düşmek istemiyor. Ya. Böyle seçimler biraz o yönde gidiyor galiba. Ben şöyle baktım gelmeden önce hmm. çok unutulmaz bir filmi yok. Bu akşam seyrettiğimiz filmden yok. sonra şöyle çok unutulmaz bir iş çıkarmamış. Ama ben onun gelecekte çok adını duyacağımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ya. Ee, zor bir yaş, biliyor musunuz? Evet. Ee, zor bir yaş döneminde o yaşa e, dair iyi rol bulmak da kolay değil. E, e, muhtemelen e, bu kadar küçük yaştan üç yaşında çocuğunu reklam filminde oynatan ailenin bir gelir kaygısı vardır. Yani <laughs> o gelir elden gitsin de istemiyorlardır. Dolayısıyla şu an kritik bir döneminde... Bazı çocuk oyuncular gibi e, kariyeri sönebilir. E, bir de şu şu an e, içinde girdiği yaş döneminde Hollywood. Aşırı şekilcidir. Sadece çok güzelleri isterler. Yani evet. gerçek bu. Evet, yani da... çok yetenekleri değil çok güzelleri isterler. Dolayısıyla bir bağımsız sinemaya e, geçebilirse geçer. Yahut iyi bir televizyon fırsatı eline geçirir. E, yoksa dediğim gibi çok sallantıda bir kariyeri olabilir. Evet işte tam kritik dönemde olduğunu düşünüyorum. <laughs> ve bu da iyi oynadığı filmlerden bir tanesi. Aslında başlangıçta yapımcılar ve yönetmen başka bir e, ikili düşünmüşler. Kız kardeşler var burada. O kız kardeşleri oynayacak <laughs> oyuncular için. Dakato ve El Fening'e gitmişler. Ya, evet. Onlar da kabul etmişler. Onlar oynayacaklarmış. Onlar da biliyorsun oyunun son döneminde yıldızı yükselen evet, evet Hatta El Fening sonra arkadan geldi ve geçti gitti biliyorsun evet, doğru. Fakat senaryoya göre saçını sıfıra vurması gerektiğini anlayınca tekrar <laughs> kafayı e, projeyi bırakmış. Evet evet. <laughs> Burada öyle bir şekilde bırakmış. Onlar da Abigail Breslin'le Sofi bulmuşlar. Evet bulmuşlar. Yani bulmuşlar. Onlarla ilerlemişler. Doğru. Onun da öyle kayda değer bir kariyeri olduğunu söyleyemeyeceğiz özellikle bu filmden sonra. Evet o birçok filmde oynuyor. Çok aktif aslında. Dizi, dizi hep evet, televizyon. Evet resimden bile aktif. Çok oynuyor ama öyle ön plana çıktığı bir film yok açıkçası. Yok. Ama bu filmdeki çıkardığı performansa bence hiç fena değil. İşin üstüne düşeni. Evet. Fazlasıyla yapıyor. Bir Doğru. de onun ben böyle baktım biraz biyografisine. ...Kolombiya'da double major, çift ana dal bitirmiş. O yüzden zaten o dışında da kendisine başka bir gelecek kurmaya çalışıyor. Sofia Vasilyeva Onu da belirtelim. Evet. Doğru belirtelim. Ee, yazarından hiç bahsetmedik. Jodi Lynn Pico, 1966 doğumlu bir yazar. Aslında 14 milyon satışı var tüm dünya içerisinde. 14 milyon kitabı satılmış tüm dünya genelinde. 34 dile çevrilmiş. E, bu romanda 2004'te yayınlanıyor, 5 yıl sonra da filme uyarlanıyor. Aslında sevdiği kadın hikayeleri seviyor, annelerle ilgili hikayeler anlatmayı seviyor, avukatlarla ilgili hikayeleri anlatmayı seviyor. Hı hı. Ve bu filmde de çok net gördüğümüz gibi bir takım ahlaki tartışmalar ortaya atıyor ve bunları tartıştırıyor romanlarında. Hı hı. Evet burada da hem anne hem avukat olan meslekten Cameron Diaz var, ondan da söz edelim. Evet. E, yavaş yavaş yıldızı sönmeye başladı artık değil mi? Ben o konuda hemen söyle bilgimi aldım. 2014 yılında resmi olarak açıklamış, ben bıraktım bu işi demiş. 2014 yılından sonra hiçbir işi yok. Ben de baktım resmi olarak kendisi emekli olduğunu söylemiş. Ondan sonra da iki tane kitap yazmış. Kitaplar sağlık kitapları. Tabii. Kendinizi nasıl formda tutarsınız? Senin kitaplar. Evet. <laughs> e şöyle çünkü belli bir yaşın üstünde korkunç bir ayrımcılık vardır Hollywood'da. Yani artık Kemirin yazında yani esas Öne çıkan özelliği oyunculuğundan çok güzelliğiydü ne yazık ki ki asla da kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben gayet cıvıl cıvıl burada da gayet iyi bir performans veriyor son derece inandırıcı ya biz onu something about Mary değil mi Mary hakkında çıkış filmi sayılabilir evet. o evet <laughs> o çok orada herkes onu tanımıştı evet 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 yani bütün dünyanın gözünde çok sevilen bir yıldız haline geldiği filmdir o. Ondan önce maske var aslında işte evet. maskeyle tanınıyor 1994'te ee, orada şu hemen ortaya çıkıyor ama orada güzelliğini gösteriyor çünkü zaten eski model ve güzel model. yanıyla ortaya çıkıyor ama e ahferi mahferi galiba. Evet, yani ah o mevim. filmde aslında oyunculuk yeteneğini de gösteriyor. Bir de arada My Best Friend's Wedding var. en iyi arkadaşım evleniyor var. Hı hı. Ondan sonra romantik komediler. Yani hakikaten Cameron'ın Diaz'ın yazım yükselişi var 90'larda. Hatta belirli bir noktadan sonra mesela 40 yaşlarından sonra o kadar iyi bir maaş alıyor ki 40 yaşından sonra en iyi maaş alan Hollywood aktivistlerinden birisi olduğu da söyleniyor kayıtlarda evet, var. Evet. Zaten romantik komediler, aksiyonlar. İşte mesela Charlie'nin Meleklerinden de bir tanesi yine evet. Cameron yazdı. Yani bunlar yıldız besleyen projeler. Yani hep bir yıldız da o öyle diyelim. Ben aslında şeyi okumamıştım hani tamamen emekliliğe ayrıldığını. Akıllılık etmiş diyeceğim. <laughs> çok doğru bir karar vermiş. Şimdi evet. gibi O yaştan sonra hakikaten çok zor. Ama şöyle de var. Dünyada yine de. Yani 70 yaşına başrol oynayabileceğiniz 50, 60, 80 evet. hatta bir tek yer var o da Hollywood. Yani Fransa'da var hemen ihmal etmeyelim. Fransa'yı da söyleyelim. Tabii Fransa'da canım. var ama Hollywood bu konuda gerçekten hani iyi. Bence yani her Fransa'da yaşa var, İspanya'da var, Polonya'da evet, evet. var, Rusya'da var niye olmasın. Kore'de var, Japonya'da var yani. Evet. E... Ama çok böyle herkese nasip yani bayağı bir o kuşaktan oyuncu hala devam ediyor demek istiyorum Hollywood için. Evet. Ama muhtemelen mesela Cameron Diaz başka bir klasmanda düşünüldüğü için yani işte doğrusunu söyleyelim. Hollywood'un ona bakışı her daim seksi sarışın oldu. Nokta evet. bu. Bu çok acıklı bir şey ama genelde kadın oyunculara yaklaşımları hep böyle zaten. Bak mesela Alec Baldwin bu filmde de var. Değil mi? Mesela Alec Baldwin de yaşını alıyor, Alec Baldwin de kilo alıyor ama adamı sürekli bir şey kült oyuncu olarak hem dizilerde hem filmlerde el üstünde tutuyorlar. Asla bir kadın oyuncuya böyle yaklaşmıyor Hollywood. O ayrımcılıktan Cameron Diaz da nasibini almış ama bu akşamki performansı gayet iyi. Evet ben de seni iyi düşünüyorum. Alec Baldwin de hakikaten kariyerini çok iyi yönetiyor. Başrol diye diretmiyor ve belirli bir rollerde diretmiyor. Hakikaten belirli bir mizah duygusuyla ben hatta gençliğinden daha çok beğeniyorum. Alec Ben de. kesinlikle fani. öyle. Evet. Gençliğinde daha yakışıklı <laughs> esas adama uygun rollerde oynadı hep. Fakat evet. böyle yaş aldıkça mizah duygusunun baskın olduğu daha güzel rollerde çıktı. Bu akşam da, da kritik bir rolde seyredeceğiz. Evet. Kendisine. O zaman dönelim ve artık Alec Baldwin'in diğer oyuncuları izleyelim filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.